Herkese merhaba ben Aynur. Kanalıma Aynur'un dünyasına hoş geldiniz. Bugün size zeytinyağlı enginar dolması tarifim var ve geçiyoruz malzemelerimizi. 4 adet enginarım var. Enginarı pişirmesi aslında çok kolay ama temizlemesi bayağı bir zahmetli. Türkiye'de bunlar temizlenmiş halde suların içerisinde pazarlarda satılıyor. Ama eğer kendiniz temizlemek istiyorsanız bu şekilde temizlemeniz lazım. Önce saplarını kesiyorum. Bu saplarını da sonra enginarlar pişerken yanlarına koyuyorum. İlk önce kenarlarındaki bütün böyle kılçıklı yapraklarını kesiyorum. Tam böyle enginarın beyaz kökü görünene kadar yeşilliklerin hepsini kestim. Sonra enginarın yapraklarının üst tarafını da bu şekilde kesiyorum ve ortasını temizlememiz lazım. Ortasında çiçekleri var ve kenarlarındaki yine böyle çok sert olan yaprakları da koparıyorum. Şimdi enginarın içerisindeki çiçekleri çıkartıyorum. Tüy gibi açtığınızda önce hiçbir şey görmüyorsunuz ama kaşıkla çıkarmaya başladığınızda gerçekten bu kadar çiçek veyahut da bu kadar tüy bu enginarın içerisine nasıl sığmış diye şaşırıyorsunuz. Ben bu tüylerini kaşıkla temizledim. İnanın gerçekten temizle temizle bitmiyor. Kenarlarını da kaşıkla güzelce oydum temizledim. Hiç böyle içerisinde çiçek bir tüy kalmayacak şekilde temizliyoruz. Enginarın içerisine tamamen temizledim. Şimdi size e, içini göstermek istiyorum. Enginarların kararmaması için hemen tuzlu limonlu suya batırıyorum. İsterseniz bu yeşil yaprakların hepsini kesebilirsiniz. Sadece kökünü bırakabilirsiniz. Ama ben yaprakların aralarını da dolduruyorum ve bu yaprakların kökü de çok lezzetli olduğu için tam olarak koparmıyorum. İç malzemesi için 2 adet yeşil soğanım var. Yarım bağ dereotu, yarım bağ maydanoz, 1 adet domatesin kabuklarını soydum. Küçük küçük doğradım. Tuz ve karabiberim var. Çok fazla baharat kullanmıyorum. Siz isterseniz değişik baharatlarda kullanabilirsiniz. Küçük bir kasenin içerisinde de kuş üzümüm var. Ayrıca 200 gram pirincim var. Pirincimi güzelce yıkadım. Küçük bir kasenin içerisinde dolmalık fıstığım var. Bir tatlı kaşığı kadar toz şeker, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım limonun suyu. Malzemelerin hepsini pirinç ile karıştırıyorum. Zeytinyağın yarısını iç malzemesine ekliyorum. Diğer yarısını da pişirirken kullanacağım limonun da yarısını iç malzemesini ilave ediyorum. Diğer yarısını da pişirirken yine kullanacağız. Şimdi enginarlarımı suyun içerisinden çıkardıktan sonra bir tencereye alıyorum ve iç malzemesiyle dolduruyorum. Önce içerisini güzelce doldurduktan sonra yaprakların aralarını da dolduruyorum. Geri kalan zeytinyağı şimdi doldurmuş olduğum enginarların üzerine gezdiriyorum ve biraz da limon suyu sıkıyorum. Biraz tuz, biraz da tarçın ekledikten sonra enginarların yarısına gelecek kadar su dolduruyorum. Tarçını mutlaka ekleyin. İnanın tarçın da çok lezzetli oluyor. Kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte pirinçler pişene kadar pişiriyorum. Ben hemen hemen 20 dakika kadar pişirdim ocağımın altını kapattım. Evet enginar dolmalarımız servise hazır. Enginarlarımı biraz limon dilimi ve taze deri ile süsledim. Yemeğe gelince önce dışındaki yaprakları koparıyorsunuz. Piştiği için çok kolay kopuyorlar. Ve bu yaprakların kökünü pirinçle birlikte yiyorsunuz. Diğer tarafları biraz sert olduğu için yiyemezsiniz. Ve yapraklar bittikten sonra Enginarın köküne yani en lezzetli yerine geliyorsunuz. Başta da dediğim gibi isterseniz bütün yaprakları koparıp sadece kökünü pişirebilirsiniz ama böyle hem sunumu daha güzel olduğu için hem de bu yaprakların kökleri de çok lezzetli olduğu için benim daha çok hoşuma gidiyor. Evet benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifimi de beğenir ve de denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.